Evet, şimdi Adıyaman'da iler hem can hem de mal buldular, tabiri caizse kurtardılar. Enkazda bir kese altın buldular ve yoğun araştırmalar sonucunda nasıl, ne şekilde sahibine ulaştırıldı, izleyelim. 6-7. Baktık ki önümüze bir poşet geldi. Çok sayıda ziynet eşyası, yabancı para, Türk lirası vardı. Eksiği yok mu abi? Yok abi. Hem can hem de canın yongasını kurtardılar. Enkazda bulduklarını kuruşu kuruşuna böyle teslim ettiler. Abla 150 euro paran. Tamam ablacığım. 2 doların. Gözlerimiz çok doldu. Yani umudu kesmişlerdi. Vedat Kaya, afet bölgesine can kurtarmak için giden binlerce gönüllüden biri. Adıyaman'daydık biz. Bir yandan enkaza bakıyoruz, bir yandan işte ses dinliyoruz, korkuyoruz bir yandan. En son bir aileyle tanıştı enkaz altından çıkan. Kurtarma çalışmaları sırasında önüne bir kese düştü. O keseyi bir açtılar ki içinde birçok altın, döviz ve Türk lirası var. Her şeyi nokta atışı yaptılar kendileri. İşte çocuklarımızın isimleri bunlar, işte bizler şu kişiyiz vesaire. Allah yüzüne bak, Allah sizden razı olsun. İki çocuklu bir ailenin eğitim masrafları için biriktirdiği bir para çıktı o. Paran 7 tane cümlet altının, 7 tane de çeyrek altının. Bunu da tekrar sayalım. Avukatlarını aradık. Doğru mudur? Emin olduk. Aynı ekip Birgül teyzenin ineği Bircan'ı da enkazdan çıkardı. 11. gündü Bircan inek ama dün öğrendi ki ne yazık ki Bircan'ı da kaybetmişiz. Biz emanetinizi sakladık. Abla mutlarınıza ulaşamıyoruz. İlgili de olsun. Allah'ın derde razı olsun. Dua edin. Başka hiçbir istemiyoruz. Çocuklarının eğitim masrafları için biriktirdikleri para. Evet. Şimdi hani bazen diyoruz ki yani şimdi canını kurtarmışsın, hani malını mı düşünüyorsun diye. Evet. Yani, canın yongası işte gördük ya, ama bu ruh, bu beden de Rabbimizin bize emanet ettiği bir ruh ve beden. Dolayısıyla çok kapılmaksızın. Bu artçılar bu şekilde devam ederken binaların içine girip de hadi eşyamızı, çamaşır makinemizi, ütümüzü, kettle'ımızı, her neyse kurtarmak derdi de apayrı tabii bir mevzu. Şimdi koltuk yastık peşinde koşmak, tonlarca yani ağırlıkta koltukları yataklara indiriyorlar aşağı. Tamam, her biri çok değerlidir. Evet, anlıyorum, mutlaka onlar belki o evlerinden bir parçayla biraz daha yaralarını sarıyor olacaklar. Belki o çadırın içine koydukları koltukla ah gene koltuğumdayım diyebilecekler. Bunlar işin tamamen psikolojik boyutta onları tamir tarafı. Bizleri öyle anlamaya çalışıyoruz ama bu bambaşka bir şey. Şimdi umarım buradaki bu ekip bütün bu paralara ve çocukların eğitim masraflarına ulaşırken bir tehlikeyi göze almadan girebilmişler. Evet, yani bu anlamda girilebilecek ya, yerlerde tabii ki herkes neyini alabiliyorsa. Enkaz çalışmaları aslında sürerken orada bir kese buluyorsun. Bir işte ne bileyim küçük bir kutu buluyorsun. İçinden altın çıkıyor, evet, vesaire. Şimdi bu tabii buradaki dostlara sevgi selam olsun. Yine son derece insanlık görevini yapmışlar ama kim bilir kaç tanesi böyle gitmedi kim mesela. Kim bilir tabii ki. Kim bilir hala enkazda işte hırsızlar neden o işin o enkazın başında üşüşmüş durumda anlayabiliyoruz. Ve ben işte yaptığım haberle zaten böyle bir haberle ödül almıştım ya, deprem bölgesinde. Bu arkadaşların tam aksine yapmadığını kanıtladığımız için elinde bir kese vardı ve altın bileklikler, işte ziynet eşyaları falan vardı. Nereye? Cebe atıyordu. Dolayısıyla bu arkadaşlar tamam güzel bir örnek. Nasıl ama... Nasıl fark etmiştin Murat? Ya işte o çekim yaparken elinde, adamın elinde şey vardı. Enkaz kurtarma çalışmasını yürüten arkadaşın elinde bir kese vardı. İçinden de o kadar çok bilezik, o kadar çok ziynet eşyası çıktı ki bunu görevliye teslim etmeyip cebe atan bir insandı. Dolayısıyla burada gördüğümüz arkadaş hani bana kalırsa inşallah münferit değildir ama ağırlıklı olarak bu şekilde ilerlediğinde bu işini çok düşünmem. Çünkü çok büyük paralar dönüyor işin içinde maalesef ki. Ama helal olsun. Sevgi selam. İşte böylesi güzel insanlara ihtiyacımız var. Var. Bu arada Bircan İnek'ten de maalesef kötü haber gelmiş. Onu da kurtarılışın anında izlemiştik zaten. Evet. Günlerce o enkazın altında gidip elleriyle beslemişti. Birgül teyzemizi. Kendisi de tehlikeyi göze alarak yapmıştı. Besliyordu, ediyordu. İnşallah Birgül teyzemize yeni bir Bircan İnek hediye edilir. İnşallah. Bu arada eşya yardım miktarı da önümüzdeki günlerde açıklanacakmış. Evet. Bakanlar ifade ediyorlar. Hep beraber bekliyoruz.